Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabiyyatü Linnâşi'in, yani yeni başlayanlar için Arapça 6. kitap, 4. kısım, 22. ünite, metin okumaya devam ediyoruz. Her bölümde bir paragraf veya iki paragraf okuyoruz. Neydi konu başlığımız? Hayati, yani evlilik hayatından bahsediyordu. Evlilik hayatında karşılaşılan problemler. Çözüm yolları vesaire. Bunlara değiniyordu. İkinci paragrafa gelmiştik. Velakinne e, şettane beynel waqiy vel hayal. E, Şettan farklı demek. Değil mi? Yani e, burayı biz aslında velakinle e, e, fark diye de çevirebiliriz, yazabiliriz yani. Peki velakinle midir velakin midir? Velakinle e, olursa, bakın şöyle velakinle bu daha doğru bir ifade olacaktır. Çünkü bu hani lakinle dediğimiz innenin kardeşlerinden birisiyle başlamış olur. Öncesine eee atıf yapıyoruz neyle? Buradaki wow ile. Peki eee wow ile atıf yapınca yanına bir atıf daha gelir mi? Gelmez. O yüzden iki atıf harfi yan yana gelmeyeceği için buna lakin değil de velakinne diyoruz ve Peki bu lakinnenin muhaffefi olamaz mı? Ve lakin o da olabilir. Yani hatıf harfi değil de e, lakinnenin lakin şeklindeki muhaffefi de olabilir. Fakat e, la ve diyebiliriz. Ve de diyebiliriz. Fark etmez. Şet tane fark vardır. Beynel vaki'i vel hayal. Vaki gerçekleşen evdeki hesap çarşıda uymuyor, çarşıya uymaz diye bir söz var. Onun Arapçası gibi. Vakı gerçekleşen, hakikat. Bu şettane isim fiillerden tek başına da kullanılıyor. Mesela ne deniliyor? E, şettane ne kadar fark var deniliyor mesela hayret ifade ederken. Şettane ma ile kullanılıyor. Velakin şettane ma şeklinde. E, ve bu e, mebni olarak geliyor. Yani şettani, şettanu gibi merfu farklı harekelerle gelişi yok. Burada e, lakinnenin e, neyi olarak e, söylüyoruz bunu? İsmi olarak söylüyoruz. E, dolayısıyla bu ne mahallindedir? Nas mahallindedir. Bu beyne e, ise e, normalde hani car, e, ve e, zarflara biz şipi cümle diyoruz. Bu da zarf olduğu için şipi cümledir. Ve şipi cümle olduğu için buna bir müteallak e, e, düşünüyoruz. Yani kain gibi, mevcut gibi. O da lakinnenin haberidir diyoruz. Ya, ya da doğrudan bunu haber olarak kabul edebiliriz. Peki wel e, fel hayalu bu fe e, buna biz çok farklı isimler görüyoruz kitaplarda. E, Atıf fesi midir? E, Atıf fesi olması için sıralama anlatması lazım. E, burada çok sıralama anlatmıyor. Yani tertip anlatmıyor. E, fakat biz buna e, işte cümle başında gelen e, fe yani istinaf e, fesi gibi bakabiliriz. ...mana olarak e, ki öylece böyle ki e, veya bu yüzden e, el hayalu hayal burada yer Yersumu es-surete bu yersumu hayalin ne oldu haberi e, oldu. Fiil cümlesi dolayısıyla ref mahallinde. Kendi içinde baktığımız zaman merfudur. E, faili huvedir. Nereye dönüyor? Hayale dönüyor. Yersumu surete bir suret resmi diyor. Bir suret yapıyor, bir resim. Bu suret ne oldu? Mefulun bih oldu. Ve huve e, hurrun muhallukun fissema. E, nasıl bir suret yapıyor? Bu ve huve diye başlayan bu cümle, e, bu suretin e, bakın nesi e, olarak e, gelmiştir? Hali olarak gelmiştir. E, eğer sıfatı olarak gelseydi, e, buraya e, ne gelmesi gerek? Bu vav burada olmaması gerekirdi. Bu vav burada olmaması gerekirdi. Bu vavın yerine buraya, bir ismi mevsul gelmesi gerekirdi. Neye uygun bir ismi mevsul? Surete uygun bir ismi mevsul. Elleti gibi. Fakat burada Vav'ı görünce, e, biz buna ne dedik? Hal cümlesi dedik. Nasıl halde bir resim yapıyor? O resmin hali nedir? Ve huve hurrun. Hür bir muhallikun fissema. Yani gökyüzünde uçan e, hür bir e, kuş gibi. Yani burada e, kendi içerisinde baktığımız zaman bu huve ee, bu vav nedir? Hal ve mübtedadır. Hürrün. haberdir. Ee, bu muhallik bunun sıfatı. Muhallik uçan demek. Uçmak hani e, tayır dağara e, uçtu. Uçan da dairdir normalde. Fakat dair yerine mesela bu, bu da kullanılıyor. Hallaka e uç, uçtu. Muhalliku uçuyor. Muhallik uçan. Uçan demek. Fi semai gökyüzünde. Gökyüzünde uçan bir işte özgür değil mi? Hür. Özgür bir surette. Bir şekilde resmediyor. Hayal. Vel <laughs> Vakıya vâkıa ise, yani gerçek ise yelteseku bil ardı. Yere ne yapıyor? Yere yapışıyor. Yani hayalin ayakları yerden kesik. Gerçek ise yere yapışık. Demek. Bu bu vav ile nereye atfettik bunu? Bakın şu hüveye atfettik. Yani o işte resmettiği şey nasıl bir haldedir? Hür bir halde, uçan bir halde. Ama vakıa ise, gerçek ise yere yapışık bir halde. Bunu da kendi içinde baktığımız zaman burası müpteda, burası e, haber, bu fiil cümlesi. E, bu bil, ardı, car ve mecnur oldu. Ve yetekanyadu, bakın yine bunu nereye atfettik vav ile? Yine bu e, hüveye atfettik. Dolayısıyla nereye gidiyor hepsi? E, bu suretin hali e, olarak bakın buraya gitti. Ve yetekayyadu bil bi'eti. Yetekayyadu kayıtlanmış yani bağlı bağlı demek. Yetekayyadu. Bunun kökü kayıt. Kayıt ne? Zincir. Bağ, bağ, bağ yani. Yetekayyadu, yetekayyadu, tekayyüden. Hangi babda oluyor? Tefe'ül babında. Tefe'ül babında ve muzari olarak gelmiş. Bil bi'eti. Bi'et e, nedir? Çevre. Bi'e. Bi'e. E, bil ve vel mekani ve zaman yani çevre e, mekan ve zamanla e, bağlanmış kayıtlanmış sınırlanmış e, yani o e, hayalin aslında resmettiği şey gerçekte sınırlanmış çevreyle mekanla ve zamanla ve hunake var hünake başa gelince ne manasını veriyoruz hünake var demek vardır var Kıssatun tun e, bir kıssa. tabi bu hunake ne, nedir normalde? İsmi işaret ne anlatıyor? Mekan anlatıyor. İsmi işaretler de nedir? Merfudur. Mer şey, merfu mahallen merfu ve marifedir. Marife olduğu için müpteda olabilirler. Müpteda olabilirler. Dolayısıyla bunu müpteda kabul edeceğiz. E, hünaki o vardır. kız satun. Şimdi e, mekan zarfı yani orada manasında. Peki neden buna vardır manası veriyoruz? Ee, i̇şte Arapça'da böyle e, yani farklı manada kullanılan zarflar veya veful mutlaklar olabiliyor. Dolayısıyla bu da o şekilde başta yer aldığı zaman e, vardır manasına geliyor. satun bir e, hikaye var. E, burası haber oldu. Nasıl bir hikaye? Burası o zaman bunun sıfat olarak gelecek. Nasıl diye sorduk. Li ehad-i e, Arkadaşlarıma ait bir kıssa. Burası car ve mecrur ve şipi cümle olarak bu işte şeyin kıssanın sıfatı. Hadeset li ehadi estikai. yani arkadaşlarıma ait gerçekleşmiş. Bakın hadeset yaşanmış demek. Hadese gerçekleşmiş bir kıssa. Bu T burada müenneslik alameti ve bunun faili nedir? Bunun faili içerisindeki hiye damiridir. Nereye gidiyor? Kıssaya gidiyor. Evet, arkadaşlarıma ait Arkadaşlarından birine, değil mi, ait gerçekleşmiş bir kıssa var. Tude Kiruni bana e, anlattığı, burada e, bakın devam ediyor e, sıfat. Bil e, farkı beynel hayali vel vakiy. Bakın bu sıfat nereye kadar? Şuradan başlıyor. Ta buraya kadar e, bu sıfat devam ediyor. Nasıl bir kıssa bu? Hayal ile gerçek arasındaki farkı bana hatırlatan arkadaşlarımdan birine ait gerçekleşmiş yaşanmış bir kıssa var. Peki şöyle kendi içerisinde irdelediğimiz zaman Tudekiruni bana hatırlatan diyor. Burada buradaki ye nedir? Buradaki ye bir bihtir. Öne geçmiş mefhulun bih. Peki bu Tudek e, Runi'nin e, faili e, nedir? E, bana hatırlatan dediğine göre e, bunun faili içerisindeki hiye tamiridir. Nereye gidiyor? Kıssaya gidiyor. E, peki neyi hatırlatıyor dersek? Burası bil fargı. E, bu da mefhulun bih. E, ama nasıl mefhulun bih? Gayri sarih. Neden gayri sarih diyoruz? Çünkü başında bir harfi var. Beyne yine zarftı zarf, şipi cümle. Burası da mudafun ileyh dedik. peki ee, peki, safertu. Gittim, yolculuk yaptım. Bu hangi babda? Mufaale babında. Safere, yusafiru, musafereten. Gittim, tü faildir. Ma'a sadiqi. Arkadaşımla beraber. Bu ma'a zarftır. İlel İskenderiye. İskenderiye şehrine e, gittim. Peki e, bu e, car ve mecrur oldu. Kuntu e'arifu e, e arifu, biliyordum. Kuntu a'rifu. Bu tü kânenin ismidir. ref mahalinde. E, a'rifu ise kânenin haberidir. Nas mahalinde. Bu a'rifunun faili içerisindeki ene damiridir. Es sibahete yüzmeyi biliyordum. Bu sibaha a'rifunun mefhulün bihi oldu. Dolayısıyla mansuptur. Ve lem yekun ya'rifuha. O ise bilmiyordu. Burada e, vavu, yine e, ne olarak e, düşünebiliriz? Ve lem yekun ya'rifuha. O ise bilmiyordu derken e, şu nereye gittik? Sadiki. صديقı. Bu sadiki'nin hali olarak düşünebiliriz. Peki bu yekun lemden dolayı meczum oldu. E, bunun ismi içerisindeki e, huve damiridir. Ya'rifu ise bunun e, haberidir ve nasma mahalindir. Ha ise mefhulün bihtir. Nereye gidiyor? Sibahaya gidiyor. Fe zehebe ilel mektebeti, kütüphaneye gitti. Fe, e, burada atıf e, harfi olarak düşünülebilir. Çünkü tertip anlatıyor. Yani peşinden, sonrasında. Kütüphaneye gitti. mektebene Kütüphane. Bunun faili yine içerisindeki hu ve damiri nereye gidiyor? Sadıka'ya gidiyor. Veştera ve satın aldı. Bu vav, atıf vavıdır. Ve bundan sonrası nereye atfediyor? Bu zehebeye atfediyor. Satın aldı. E, kitaben bir kitap satın aldı. Bu ne oldu? Mefhulün bir mansup oldu. Nasıl bir kitap? İnciliziyen. İngilizce bir kitap aldı. Bu da bunun sıfatı oldu. Ve bu ye burada nispet yesidir. Anis sibahati. Buradaki an e, bakın hakkında demek. An. Hakkında. Ne hakkında? Sibaha yüzme hakkında. Yüzme hakkında bir İngilizce kitap satın aldı. Burası mecrur oldu. Ve seheral leyle. Sehere uykusuz kalmak, değil mi? uyumamak yani. Ve bu seherayı nereye atfettik bu vav ile? Ee, ta yine zehebeye atfettik. Uykusuz kaldı elleyle. ile. Leyl, burada mefhulun fi, zaman zarfıdır, mansuptur. Gece uykusuz kaldı hatta, kadar, kadar değil mi? Ta ki, hatta etemmehu, ta ki onu ne yaptı? Tamamladı, tamamlayıncaya kadar. Burada etemme e, bu mazi bir e, fiildir. E, hangi babdadır dersek ifal babındadır. Bunun kökü nedir? Temme yani mudaaf bir fiildir. E, emedde gibi değil mi? Emedde gibi. Peki eşedde gibi. E, burada fail yine içerisindeki hu ve hu ise mefhulün bir nas halindedir. Ve Arafe ve e, vav ile arafayı nereye atfettik? Yine zehebeye atfettik. Ve Araf'e öğrendi, minhu, ondan. Neyden? Kitaptan. Buradaki hu nereye gidiyor? Kitaba gidiyor. Ondan öğrendi. Ee, nazariyete sibahati. Yani yüzmenin nazariyesini, yüzmenin teorik bilgisini öğrendi. Nazariye, teori demek. Aslında e, bunu kullansak daha iyi ama maalesef teori diye tutturmuşuz, gidiyoruz. Evet burada bu ne oldu? Arafenin mefhulün bihi oldu. Burası mudafun ileyh oldu. Ve tariqeteha ve onun yolunu, yöntemini öğrendi. Onun teorisini yani bilgisini ve yöntemini, yolunu öğrendi. Burası da nereye atfedildi? Bu Vav'dan sonrası bakın nereye atfettik? Ee, şöyle sibahaya değil mi? Sibaha yüzmeye atfettik. Peki ha da mudafun ileyh oldu. Ve atekade ve inandı. Bu babdan sonra ithaka değil, zehebeye atfettik. Ve inandı. Bidhalike, bununla, böylece, bununla, ennehu, kendisinin, buradaki hu, ennenin ismi, u yapabileceğini, e, e, bu nedir? Ebilmek, abilmek. En yehzime, yenebileceğini, bakın buraya bağladık. Yenebileceğini, emhere sibahin yani işte yüzücülerin en maharetlisi, en beceriklisini yenebileceğini inan düşünüyordu. Buna inanıyordu. Şimdi şöyle baktığımız zaman, şurası ennenin haberi ve haber cümlesi. Şu en yehzime bu onun nesidir? mefulün e, bihidir. Peki bu emhara nedir? Bu da emharada yehzimenin mefulün bihidir. Sibah ise bu emharanın e, nesidir? Mudafun ileyhidir. Felemma nezelnel bahre denize indiğimiz zaman bu lemma e, zaman anlatıyor, şart manasına geliyor cezmetmiyor. Sonrası bunun mudafun ileyhi oluyor bu cümle. Denize indiğimiz zaman, bakın burası fiil fail, el bahre mefhulim bih, tebehharat tebehharat bu lemmanın cevabı oldu. Denize indiği zaman ne gerçekleşti? Buharlaştı. Bakın bunun kökü bahara. Bahar buhar Türkçeye geçmiş buhar. Ee, biz buhar diyoruz ama bu bu ha harfiledir. Yani buhardır aslı buhar. Et tabahhara babında tekelleme gibi buharlaştı ve e, bunun faili e, buradaki küllü kelimesidir. Peki küllü e, neden müzekker değil midir? Normalde müzekkerdir ama başına geldiği nazariyattan dolayı buna müenneslik e, vermiş. Dolayısıyla bütün o e, teori, nazariyatihi, teorileri, yani bilgileri, bakın küllü neydi? Bütün. Bütün teorileri buharlaştı. Ve ilmuhu ve bilgisi buharlaştı. Bu küllü fail, nazariyat, mefulimi ve bu vav ile sonrasını e, ilmiyi nereye atfettik? Küllüye atfettik. O yüzden merfu geldi. Vasfarra ve, ve sapsarı oldu. Burada bu isfarrayı nereye e, atfettik? Tebekhara'ya atfettik. Sıfara sapsarı sarı oldu. Burada bu hangi baptadır? İfalle babında. Yani beşli bablardan birisi bu. Kökü safara. Vechuhu yüzü sapsarı oldu. Bu Ve vechuhu fail. Fail oldu. Ve ızdaraba. Izdaraba yani sıkıştı veya daraldı. Daraldı, bunaldı. Cismuhu bedeni bedeni sıkıştı, bunaldı, daraldı. Ve kade neredeyse, değil mi? En yağraka boğuluyordu. Kade yaklaşma anlatan fiil ve bu aynı kane gibi bunun ismi var, haberi var. Bu kadenin ismi içerisindeki huve damiridir. Bu en yağraka ise bunun nesidir? Haberidir. Kade en yağraka neredeyse boğuluyordu. Tabi kendi içerisine baktığımız zaman bu fiil bu enden dolayı mansuptur dedik. Ee, burası da nas mahallinde. Peki burada kalıyoruz. Ve şöyle e, cümleler baştan e, baktığımız zaman şettane ne büyük bir fark var manasında isim fiildi. Muhallik uçan demekti. Yeltesiku yapışan, iltesaka yeltesiku. Yetekayyedu bağlanan, zincirlenen, kayıtlanan manasındaydı. Bir et çevre demekti. Hadeset gerçekleşen, e, bir, e, evet gerçekleşen manasındaydı. Şöyle Aşağıya indik. Ee, var mı başka? Ee, böyle çok karşılaşmadığımız kelimelerden. E, sehere uykusuz e, kalmak demekti. E, ve emhere en maharetli. Yehzime yenmek manasındaydı. Tebekheret buharlaştı. E, dedik ve e, özet olarak bu paragraftaki ana fikir nedir dersek. Yani teori ile e, pratiğin birbirine uymadığını... Yani okunarak becerinin geliştiremeyeceğini sadece okunarak bunu görmüş olduk. Gelecek bölümde diğer paragrafla okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.